Sevgili seyircilerim, merhaba. Bugünkü konuğum 35 yıldır ekranlarda gördüğünüz üzüntüleriyle, sevinçleriyle hep bize karşı samimi ve dürüst olmuş. Dimdik ayakta kalmayı başarabilmiş oyuncu, program sunucusu, yorumcusu sevgili Hakan Ural. Hoş geldin Hakan. Sulu, nasılsın? Çok iyiyim. Sizi gördüm. Çok daha iyi oldum. <laughs> Ayrı bir keyif aldım. Teşekkür ederim. Sizle ediyorum. birlikte olmanın heyecanını yaşıyorum. Sizi ayrı bir severim. Saygı duyuyorum. Biz ee, de seni. Selim abi, sizi, çocuklarınızı. <laughs> E, torunlarınızı <laughs> damadınızı maile. buradan selam ve saygıyla e, analım. Sağ ol. Girişte. Nasıl, Selim abi misiniz? ne hatırlattın ya? Selim abi de dedi ki tanıdığım en büyük Fenerbahçelidir. <laughs> Hakan. Hakan öyle bir Fenerbahçelidir ki diye ya, başladı. Selim seni abiyle. anlatıyordu. Anılarımız bitmez. <laughs> Selim abiyle böyle 10 metreden e, ee, bakışarak konuşmaya başlıyoruz. Yani. <laughs> dertli dertli. Ee, Nasıl sen iyi mi Selim abiler? İyi sen çok da sevgileri iyi. selamları var. Benden de selam saygılar. Nasıl Hülya ablacığım iyi misin seni maşallah inanılmaz iyi gördüm. Ben. Çok teşekkür ederim. Yemin ederim. Hani bu kompliman değil itibat Allah, değil. Çok Müthiş maşallah. Sağ ol. Torunlar <laughs> iyi her şey yolunda. olsun. olsun. Ee, sen bugüne kadar Yüze yakın filmde başrolde oynadın, diziler yaptın. Ama son yıllarda gündüz kuşağı programlarında yaptığın yorumlarla bugün çok daha fazla gündemdesin. Herkes büyük bir ilgiyle, beğeniyle seni takip ediyorlar. Evet. Galiba sana yorumculuk çok yakıştı. Sen ne diyorsun bu duruma? Yuliy abla şöyle yani ben e, bu çok tesadüf oldu. Evet yani. Acunun e, bir evet. e, keşfidir Teklifi. diyeyim ben Evet. <laughs> Ee, şöyle ben de bundan çok zevk aldım. Şimdi sizler de takdir edersiniz ki yaşanmışlıklardan kaynaklı elde ettiğimiz bedel ödeyerek tabii elde ettiğimiz bu tecrübeler hı hı. çok değerli. Ee, fakat bedeli de ağır oldu <laughs> maalesef. Bunları samimi dile getirmenin bir karşılığı doğdu kendiliğinden. Evet. Bir de benim e, nacizane e, hissiyatım ve neden ne oldu sunun karşılığında bulduğum şey... İnsanlar ekranda şeye çok hasret kalmış ya samimiyete. Samimiyete olduğu gibi doğal. Hava yok, evet. civa yok, bilmediğini bilmiyorum diyen insan, evet. öğrenen, bildiğini saygıyla söyleme çabası içerisinde ama samimi, ya, evet. kibiri olmayan, yani farklılıklarını samimi dile getiren, kendini eleştirebilen, yanlış yaptım diyen, doğrusuna doğru diyen insana hasret kalınmış ya. Benim bunun Sen dışında de yaptığım bu. hiçbir şey yok. Sen çünkü olduğun gibi. E yani? En doğal halinle, Aynı. en saygılı tabii ki. Tabii, halinle, tabii. eleştirirken bile insanları kırmayayım. hani kırmayayım. E, onu onu da hissediyorsun. Çünkü neticede eleştirdiğin karşına getirilen haberlerin çoğu senin tanıdığın dünyanın insanları. Dostumuz. Değil mi? Bir de Hülya abla biz de bu hataları yaptık. Hayat zaten Hı -hı. hata yaparak öğrendiğimiz evet. bir yolculuk bu yani. İşte bu. E, telafisi mümkün Allah hatalar yapmayı nasip etsin. Onca yıl seni yorumladı insanlar <laughs> yani, değil mi? <laughs> Aynen. Ben kendime yapılmasını istemediğim bir şeyi bir başkasına yapmayayım evet. mantığından hareket ediyorum. Bir de Hülya abla o zaten zaten doğru yola sokuyor seni. Aynen bir de kriterim şu diyorum ki buradayken velev ki burada o yüzüne söyleyemeyeceğim şeyi Söyle. o yok diye söylemiyorum. Velev Velevki sizin torununuz kızınız veya enderle ilgili konuşuyorum. Hı hı. Hı hı. Diyorum ki ben bir hı hı. yanlış ben de yapıyorum benim çocuğum da yapıyor benim eşim de yapıyor. Hı hı. Ben bunu o kadar kaliteli ve e, empati yaparak söyleyebilmeliyim ki kendisi bak, bile bak empati dedi Tabii. Bunu yakaladın sen. Evet. Adından söz edeceğin insanlarla önce sen empati kuruyorsun. Tabii. Ben olsam. Ayıp etmeyeyim. Onu sevenlerini üzmeyeyim. Çünkü ben de çocuğumla alakalı e, kırıcı, incitici bir şeye üzülürüm Hı. yani. Ama öyle bir yorumlarsam, onun ebeveyni dahi olsam dönüp derim ki... Haklı. Ya, Aslı şey, yanlış ya. yapmış yani. Bak adam evet. doğru, adam da doğru söylüyor kardeşim. Değil mi? O tat olmalı. Evet. Yoksa... Şurada 3 reyting kalayım. 2 reyting bir gündem olayım <laughs> yani diye. Ya şimdi de o tarafı var. O tarafa hiç korusun, bakmıyorum ver. bile. Hülya abla yemin ediyorum yukarıda. Aldım. bir gün Allah korusun. Bana bir de neler oluyor biliyor musun son iki senedir? Akıl almaz of the recordları söylüyorlar aman aramızda kalsın diye. Abi aa, bir de böyle bir öyle aa, bir güvene oldu yani. yani. Yani onda o, o, orada nasıl zorlanmıyor musun? İlk hiç söyle, söyle, ben İyi yok. kötü bir de haberci tarafında da var. Şimdi koskoca Hülya Koçiğit. Hı -hı. bana telefon açma nezaketini gösterip Hı -hı. x bir konuyla alakalı bana off the record dedi mi her şeyin üstünde Kestim o ben. benim için o kadar değerli ve önemli ki çünkü o beni o kadar güvenilir görmüş ki rahatlıkla off the record'unu söyleyebilir o büyük bir külfet yani sen ben tabii. habercilikten önce insanım tabii. diyen bir... tabii o belki de bu, bu yönün da... bu kadar insanları cezbetti bu kadar sana belki yakın hissettiler yani. kendilerini Peki sen e, bu hani haberleri yorumluyorsun kendi tecrübene e, dayanarak bütün samimiyetinle e, yıllarca da seni zaten yorumladılar Malzeme. öyle dediler böyle dediler ki Demedi, her, demediklerini bırakmadılar. bırakmadılar Sence magazin dediğimiz şeyin bir sınırı yok mu olmalı mı yani magazin dendiği zaman onun da bir bir e, Sınırı olmalı mı diye düşünüyorum. Tabii. Yani bir sınırı olmalı. Tabii. Yani bir yerde durmayı bilmeli. Sadece adam harcamak. Az önce dediğin gibi, e, yani rating almak uğruna bir insanın hayatınınla oynamak ne kadar çok. E, abla zormuş. ben hep diyorum ki e, bizim çok önemli halka doğallığı içerisinde geçmiş sanatçılarımız var sizin gibi. Hı hı. ve ben özellikle yayınlarda hiçbir neden yokken yani gündel güncel bir şey konuşurken Hülya Koçyiğit derim, Fatma Girik derim, hı hı. bir anda Filiz Akın derim, Emel Sayın derim falan. Neden? Şimdi toplumun değer yargıları doğallığı içerisinde olmalı ve bunlar temel yaşayışta e, saygı çerçevesinde de bizi bir arada tutan unsurlar. Mesela ben küçüktüm, büyüklerimizin yanında bacak bacak üstüne atmamayı rahmetli anneannem öğretmişti. Bunun okulu yoktu ki. Değil mi? Kendine yapılmasını istemediğim bir şeyi bir başkasına yapmamam Yapma. İşte. Şimdi bu. bunun magazini, spor medyası, siyaseti, sanatı yok ki bunun. Şimdi magazinci arkadaşları ben şunu söylüyorum. Neden insanlar sizden kaçıyor? Evet. Bir kere bu yani cüzdanlı gibi, vebalı gibi kendinize bunu sormanız gerekiyor. Evet. O zaman bunun da reçetesi çok basit. Sizden sanatçıların tek bir ricası var. Evet. Ağır namus, şeref, haysiyetleriyle alakalı. Evet. E, asparagas haber yapmamanız. Tölere edilebilir. Asparagas'ınıza saygı duyarlar. Ama şimdi sen Ya o magazin muhabirlerinin içine düştükleri çelişkiyi ben çok iyi anlıyorum. Onlardan da beklenilenler var. Ya, o temel yani yanlış. Sistem. var. sistem. Tabii. Sistem yanlış. Sistem yanlış. Evet. Ve bunu da sanki bir arz talep gibi yansıtıp kendi buldukları yalana inanıyor evet, oluyorlar. Böyle evet. bir şey yok ya. Al işte yapıyoruz. Ben i̇şte yapıyorsun. Hadi yapıyorsun. Yaptığını bir izleyelim, izleyelim mi? İzleyelim. Her e, gün Bismillah. herkes izliyor da bir de benim <laughs> programımda izleyelim. Gözüken <laughs> restoranları ben buradan çıkabilir miyim diye gitmezler. Çok da şık dekor iyi değil. Hesap Ama artık birçok restoranın önünde menüsünün fiyatları bah, yazıyor, o çok kardeş. güzel bir şey. Turistik yerlerde ne oldu belli olsun 20, canım. 30, 40. Ne oldu belli daha, olsun. 200, ben de 250 var çıkarım buradan desin. <laughs> Kadın ödemez değil mi ilk buluşmada? Yo, ben de, de ödemem. hiç ödetmem. Bak, hiç benim, bu konuşmaya tartışmaya açık bir konu değil. Kimse kusura bakmasın. Ve ben şey de yapmam söylemeseyim. Bunları da 30'dan sonra falan öğrendik. Allah için hani bilmiyorduk. Benim de bir dönemler balya balya para çıkartıp hava yaptığım oldu. O, o bir video çok büyük görgüsü. Böyle hop diye. Yalandan çıkartırlar. Bir de içeride ben <laughs> sayar verdi. Ne ayıp ya param var ya. Ben de para e, çok Buyur kıymetimi bil yani. Diye. Hani <laughs> gibi. Normalde ben kalkarım lavaboya diye. Lavaboya da hemen garson arkadaşı çağır. Derim ki lütfen hesabı getirir misin? kimse hani o gör yani orada ben çoktan hallederim onu. Ha kız arkadaşının yanında bile yapmazsın yok, yani. Yok yok hiç tamam. yapmam. Şeyi de mesela kalabalıktan da şey hoşlanmam. Neden? Hesap gelip çekiştirirler ya. Evet ne o da hiç hoş görünmüyor. Sen Sen ödeyeceğim ben ödeyeceğim. Sen Kızlar arasında da var öyle bir şey. Bir de ben Sineye sıkı tutar gibi seni. yapar hemen bırakırım zaten. <laughs> ya kaynaklı. <gayet>. Elinde <laughs> kalır o biliyor musun? <laughs> 780 TL. Ama geçici olsun Giderim canım hayırlı olsun. Giderim onunla bir spor olsun. ayakkabı alırım bak <gülüyor> sana <laughs> kaldı. Ya çaktırmadan hayat dersi veriyorsun aslında burada sen. Abla, galiba, ne biliyor musun yani... aslında? Hani sen o şimdi hayatını verdiğin e bir yaşamın var dolu dolu Hülya Koçyiğit olarak. Hem sanatçı olarak o hasa nezaketin, zerafetin. Şimdi sen o kadar iyi ki yaşanmışlıklarından. Benim ne yapıyorum biliyor musun? O Gerçekten yaşadığımı anlatıyorum. İşte bu... o zaman herkes doğru diyor çünkü herkes yapmış onu. Değil mi ama? E tabii Değil yani. Ama? Şimdi Değil ama? E, hayatın içinden olan şeyleri samimi olarak paylaşıyorum. Mesela karım bana ek kart çıkartmış. <laughs> diyorum ki ek kart çıkarttı, benim ek kartım var diyorum. Millet söylemiyor. Ben 47'ydim 50 derdim. Niye? <laughs> ya bir yaş takıntısı vardır bizde bizim erkek muhabbetler arasında. Evet. Mesela adam diyor ki... Yok ben 49 değilim 50'yim 50 değilim O bir yaş Allah yarım saat bizim masada oh, mı? Bu sen 30'um da diyebilirsin ya, Hakan. 30'um da diyebilirsin. Vallahi yani <laughs> öyle görünüyorsun. Bunları çünkü. da söyleyince insanlar <laughs> ya diyor ki doğru diyor. Yani samimiyet derken onu söylüyor. En, söyleyin, en yani. o. Aman diyor bu adam bizden diyor kardeşim. Tabii, tabii, doğru diyor. Demedi, bilmediğini bilmiyorum diyor, diyor diyor. Bir şey daha yapıyorum Hülya abla. Nacizane yapmaya gayret ediyorum diyelim. Şimdi gerçekten bu ülke için çok değerli önemli insanlar var. Bunlar belki şu, stratejik yorumlar yapıyor, politik yorumlar yapıyor, halkın faydasına e, faydalı programlar yapıyor. Hı hı. Onlardan edindiğim bilgileri söylerken, teltif etmek için onların adını bilhassa Adın hmm. Onları da izlesinler istiyorum. İzlesinler. Bir şey öğrensin. Bir minicik bir katkımız Ar olsun yani. Arpa boyu da olsa değil mi? Katkımız aynen, olsun. Aynen. Hep öyle baktık hayata. Şimdi ben senin çocukluğuna gelmek tamam. istiyorum. Ç önemli, eee Fındık Saade'de <laughs> evet. değil mi? Annen, anneannenle <laughs> evet, beraber büyüdüğüm bilgisiyle. bir ev. Evet. E o evde baban yok. Yok. Çok uzun yıllar baba varlığından da haberin yok. Evet. E o çocukluk dönemini böyle kısaca bir anlatır mısın? Tabii ki. Yani okulda nasıldın? Evet. Arkadaşlarınla ilişkin nasıldı? Ee, yani onların babası vardı. Senin baban yanında değildi falan. Bunlar sende bir travma yarattı mı falan? Halka. Yani Bunları kısaca şöyle bir dinleyeceğim. Çünkü e, bilinen bir bilinen hayat. Bilinen şey tabii. Zaten Hı -hı. hani bizim hep onu söylüyorum. Bizim acılarımız, sıkıntılarımız coğrafya olarak, insanlar olarak hep Neyi benzer yani? yani. Bana özel bir şey değil. O yüzden de evet. Allah'ım da olsun şükürler olsun. Şey yapmam bundan şikayet etmem hepsinin evet. bir öğretisi vardır. Muhakkak. Allah öyle insanlar öyle dertlerle sıkıntılarla büyüyor ki Allah herkesin yardımcısı olsun biz yine şanslılardanız yani. Bir yandan da anneni görüyoruz. Evet rahmetli anneciğim. Allah rahmet eylesin. E, amin cümlemizin e, rahmete göç etmiş olanların Allah rahmet eylesin. Şimdi benim annem beni 17 yaşında 16 yaşında doğuruyor Hülya abla. Çok küçük. E, çok küçük e, ve tarihsiz bir e, bir süreç yaşıyor. Hı hı. Sonra bana da bakmak zorunda olduğu için beni 9 e, aylıkken anneannemin yanına veriyor. Kadıncağız e, oyunculuk yapıyor. Çok da güzel. Evet, hoştu şey. rahmetli. Sonra oyunculuk yapıyor. E, bana bakmak için ben anneannemle büyüyorum. Hı hı. hı, hı. E, Fındıkzade'de. Hı hı. Çok güzel günlerim geçiyor o mahallelilik. Eee rahmetli anneannemle. Nasıl haşerin çocuk muydu? Nasıl? Yok bir çok annem hep şey derdi. Miydi? senin ne zaman misafirde gitsem ha diye bu çocuğu dövüyor musun? Hani o kadar usluymuşum. Aa. Hani öyle, öyle bir Aa. benzetme yapıyorlar. Yok, sen... <laughs> sonradan yani, mı yaramaz oldun? Hiç ben yani. Ha, şaka söylüyor. Ondan sonra e, Allah rahmet eylesin annem ben e, ilkokula gidiyor muydum? Gidiyordum galiba. Yok gitmiyordum. Evlendi. Hı hı. O zaman tabiri caizse o dönemin çok saygın çok bilin. bir geçen, kabadeylerinden geçenlerde bir şeyin vardı e, Twitter Twitter'da ben bir, Twitter kullanmıyorum Instagram. O zaman Instagram'da. Instagram'da paylaş. Babalar baba, evet. e, çok o da eski. şöyle kendim yani şöyle bir e, ...gel git yaşıyoruz Hülya abla. Şimdi hepimizin yaşadıkları maneviyat değerler kendi içimizde dalgalanmalar oluyor. E şimdi ben baba eksikliğini hı hı. yaşadığımda rahmetli bana büyük babalık, babalık yapıyordu. Yani. Okula veli baban gelsin dediğinde veli olarak o geldi. Hastalandığımda o geldi. Cebimi açtık o koydu. Bayramda, kandilde, yılbaşında, hayatında. Bu neyi gösteriyor el... bize? İlla biyolojik baba Bravo. olması şart değil. O Babalık oldu. yapan kişi. Bravo babadır. yani Hülya ablacığım. Ben de o da hakkın rahmetine kavuştu. Rahmetli, rahmetli oldu. Olsun. Ben de şu dedim yani kendi kendime ben de çocuk değilim ki artık 50'yi geçtik yani biz de ben de. Öyle bir duygu yoğunluğu yaşadım ki, onu yad etmek, anmak için onun fotoğrafını paylaşıp dedim ki yani Allah herkesin ahirete göçetmişlerine evet. e, rahmet eylesin. Bugün babalar günü benim babam da bana bunları bunları yapan insanı rahmetle anıyorum dedim. O manipüle edildi, çok, çok. speküle edildi. Ya öyle dedi. mi? Onu ya bilemeyeceğim herkesin... ama doğru bir şey yapmışsın. De, ya şu şimdi Hülya abla, hiçbirimiz, hiçbirimizin ne yaşadığını bilemeyiz biz. Tabii canım. Her insan. Şimdi şunu diyorum ben. Hiçbir şey sebepsiz olabilir mi? Yani. Değildir. Değildir. Her şeyin... Saygı göstermek lazım. Yani evet. Ben demiyorum ki ille de bu böyle falan filan. Olmalı plan. diye. Yani dolayısıyla çok güzel bir çocukluk yaşadım bu arada her şeye rağmen. Rahmetli anneannem elinden geldiğince en önemli olan şey beni sevgiyle büyüttü. Rahmetli annem de şimdi kadın... Bir çocuğun en büyük ihtiyacı o sevgi ve güven duygusu değil mi? Şefkat. Yani. Değerlisi. Şimdi annemi de siz bilirsiniz. <laughs> kadın böyle baskın bir ailenin içerisinde iki tane abisinin yanında büyümüş çok erken evden gitmek durumunda kalmış bir anda 16 çocuk yaşta çocuk sahibi olmuş e, hayat ona tüm zorluğuyla e, çaresiz bırakmış o mecbur kalmış beni büyütmek için hı hı. E, bir hayat mücadelesine girmiş sonra mesela hep derdi ki ben seni düşünerek evlendim ama evlendikten sonra evlendiğim adamı daha çok sevdim sana yaptığı Aa. babalıktan dolayı diye Ey, çok Gibiydi. güzel. böyle ama... en film gibi bir, hayat. bir tam Tam film gibi. Aynen. Ee, o yüzden e, şeyim yani çok, hayatım çok... bana verdikleriyle alakalı e, müteşekkirim yani. Öyle bir şikayetim falan yok. Sen de babasın şimdi. Evet. E ee, ya Nur Topu gibi evlatların. <laughs> evet, sağ ol. Gerçekten olun. çok küçük yaşta baba çok. oldun ama sen de. Doğru. Kaç yaşında? 22. 20... Ya. 19'da evlendim. Evet. Ee, 22'de ya. baba oldum. Çok Engin küçük. Can da şimdi 28 yaşında. Maşallah. Evet. Ee, senin çocuklarınla baba olarak ilişkin nasıl? maşallah yani, iyi Hülya. Yani koruyucu bir baba mısın? Otoriter bir baba mısın? Onların eğitimlerine karışıyor musun? Mesela seçmeleri senin için çok mu önemli? Yani ne nasıl bir kere en büyük ilişkin? Duam Hülya abla şunu başarmaya çalışmaktı. Hı hı. Ee, bir hayırlı olsunlar, iki terbiyeli olsunlar. Yani şu çok önemliydi benim için. X bir ortama gittiğimde Melisa ile Engincan ile alakalı şunu duyuyorum Allah onlardan razı olsun. Ne kadar terbiyeli efendi çocuklarım var diyorlar. Yeter. Bu çok önemli. Yeter. Ama burada annelerinin de büyük emeği var Allah razı olsun. El Sibel e, hakikaten çok fedakar, cefakar bir, anne, e, bir anne olarak evlatları için hani ne yapılabiliyorsa kızcağız yaptı. Ben de mümkün olduğunca onlara sevgimi vererek e, öfahet evet. anneannelerimize... Bağlıktım. Senin de Sibel'i böylesine e, saygıyla, e, ne demek? takdirle Hayatımızı anman çok, ne demek? çok çok değerli. Çok değerli. Tabii. Sonra e, daha sonra bir Ezgiyle. evliliğin <laughs> daha oldu evet. ve ondan da bir kızım, kızım. var. Evet. Allah bağışlasın. Amin cümlemizi Çünkü Şu gerçek ki e, bu duyguyu yaşamış bir insan olarak dünyadaki en büyük aşk evlat aşk. Kesinlikle. Diyorum. Her şeyin üstünde, her şeyden önce onlar geliyor. Kesinlikle. Allah herkesin şuna baksana. Allah, Hayır, ne bakar mısın? herkesin Allah çocuğunu abim. bağışlasın. Ee, şimdi tabii Nil abla şeylerle beraber büyüdük. Engin Melis'le. E tabii canım 20 yaş fark nedir ki yani. Evet yani çok hareketliydim gençlik. İkisini sırtım omzuma vurup gidiyordum. Hı. Bunda daha duygu yoğunluğumuz babalığı artırdı. daha da evet. e, e, anlayarak evet. yaşadın. Bunun da tadı başka yani. <laughs> Aklımızı alıyor ya. Yani. Allah hepsini bağışlasın. Amin. Inşallah. Şimdi 16 yaşındayken sen, ben biraz hızlı gitmeye çalışıyorum. Estağfurullah. Ee, 16 yaşındayken mankenlik yapmaya evet. başlıyorsun. Herhalde yani fiziğini falan gören, bir, nasıl, evet. nasıl gelişti yani bir teklif falan Aynen. geldi. Aynen. Yaşar Abtekin'den o. Ha. Çok enteresan. Yaşar beni Hı. görüyor ediyor. İşte sen o zamanlar Adan'la Başak Gülsoy iki tane Türkiye'de. Var. E, ajans var. Hı -hı. Ee, oradan bana bir teklifte bulundu Biz de havaya girdik tabii öyle Yani Öyle şeyler o zamanlar o kadar değerli Ne kadar da küçüksün yani. ama Kendimiz de e, böyle şeyiz Biraz uğraşıyoruz hoşumuza gidiyor iltifat almak Öyle bir mankenlik maceramız başladı Sonra sinema Sonra sinema, sinema. Ee, Sana bir sürprizim var bugün Allah Hiç ummadığım bir şey Allah Bir VTR Tamam ee, bir Başka Gece. Hatırlar mısın? Aa Hatırlamaz ha. mıyım ya? Türker abinin, Kahraman evet. oğlu. İstersen önce bir tamam. seyredelim. Peki Hakan, sen Mankenlik'ten sonra sinemayla tanışman nasıl oldu? Anlatır mısın bize? Tamamıyla bir tesadüf. Ee, bir defile esnasında, Banu Hakan Hanım da seyirciler arasındayken, yapacak olacağı bir projeyi tamamıyla bana uygun görmüş ve yapımcıya teklif etmiş. Yapımcı da benimle görüştü ve... Evet. Bir anda kendimi sinemanın içinde buldum. İlk ne oldu zaten, Mavi oldu. <laughs> Neler ifade ediyor senin için sinema? Şimdi yani e, hayattan belli kesitleri alıp e, toplumumuzun gerek problemlerini, gerek yaşanmış olan şeyleri insanlara e, bir film çerçevesi içerisinde anlatabilmek çok güzel bir şey. Peki e, kaç film oldu demiştin? 22. Ne kadar zamanda? 3,5 senede. <gülüyor> <gülüyor> Sen oldukça hızlı gitmişsin evet. ve bayağı tecrübe kazanmışsın. Biraz evet. Peki bu yaptığın filmlerin içinde seni en çok etkileyen rol hangisiydi ya da film? Yani e, kesinlikle hepsi ayrı ayrı etkiledi evet. zaten. E, hiçbir tanesini sırtlanmak istemiyorum ki öyle de bir duygu da hissetmedim. Hepsi bende ayrı ayrı anıları ve hatıraları vardı. Peki en çok yapmak istediğim film hangisi diye sorsam en çok canlandırmayı istediğin karakter. Bir gençlik filminde oynamayı çok istiyorum. Yani bugüne kadar çok çeşitli tipler canlandırma imkanı buldum. Fakat bir gençlik filminde yani kendimi oynamaya fırsat bulamadım. Olur. Yani bir proje de geldi. <laughs> Daha gencim diyorsun. Evet. Hazır genç gel. bu yaşımın filmleri yapılsa. Çok güzel oldu bu ya muhteşem. Ne güzel kat, değil mi? Bu göktaşı çarpmadan önce. <laughs> Dünyaya göktaşı çarpmadan önce doğru Bu 30'u var bunun ama. 30 sene Var sonra. Vardır herhalde. Vay çünkü vay vay. Bayağı küçüksün. Evet, çok bir da, de böyle büyük görüneyim diye sakal falan da o bırakmışsın. Evliya <laughs> abla e, Zafer Par, Atık evet. Yılmaz, Şerif Gören evet. rol geldiği zaman bir kere kesinlikle sakalımı kesmek kısmet olmadı. Büyük. <laughs> ...göstereyim diye yani. Çok güzel söylemişsin orada zaten. Ya, Bir genç kendi gen yaşımda birini oynayamadım diye. Zamana bak ya. Müthiş oldum. <laughs> ya bu. Merhaba merhaba. 2-3 serinin içinde 22 tane film çekmiş. O zaman 22'ymiş. Düşün. Ve bu arada da benim bu... kadar mesleğini ihmal eden... Çünkü çok geç bu mesleğin ne kadar aslında Önemli olduğunu farkına vardım Ben onu soracaktım varacak. sana çünkü Evlilikler çok onlar bunlar çok, çok hatalar yaptık Şimdiki profesyonellik anlayışı olsa ya Oraya evet. geleceğiz Ben onu soracaktım Şimdi e, Orada sormuşum ama tekrar soruyorum Halen içinde Kalan Şu rolü ben çok canlandırmak isterdim Ya rolden ee, ziyade e, Hülya abla şunu hep söyledim. Mesela konsept olarak e, benim oyunculuk performansımla bir anlam ifade edecek Kurtlar Vadisi Eşkıya Dünyaya hmm. Hükümdar Olmaz, Asmalı Konak gibi hmm. bir zamanlar Çukurova hmm. ay gibi. Ne güzel. O tip işler bana gelmedi. Yani bana gelmedi. Gelseydi kabul ederdin. Ya ederdim. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi artık yeni çok muvaffak, başarılı oyuncu arkadaşlarımız var Hülya abla. Var. Şimdi bir iş yaptığın zaman o senin bir başarılı iş 10 yılını götürüyor. Bizim dönemimizde öyle bir şey yoktu. Tabii. Sinema vardı. Tabii. Ee, diziler bu kadar yavaşta değildi. Ee, ve bu paralar yoktu. Tabii ki. Ee, bu, Tabii ki. bu pazarlama Sistemi yönü yok. yoktu. Sistemi yoktu. Ee, Ortadoğu'su, Güney Afrika'sı, Amerika'sı falan filan. Bütün dünyaya satıyoruz dizileri. Evet, Bir işle e, o projeden... ...beş kat daha fazla parayı... ...organizasyonlardan kazanıyor oyuncu arkadaşlar. Şöyle bir lüks veriyor bu sana... ...hayır deme lüksü veriyor. Hayır deme lüksü veriyor. Ve dinlenme evet. lüksü veriyor. Yani iki sene bir proje için hazırlanma lüksü veriyor. Bizim zamanımızda dediğin zamanlarda... ...bizim böyle bir şansımız Hiç yoktu, yoktu değil mi Hakan? Yoktu. Allah yoktu hakikaten. Ha, o, ama sevgi olarak toplumda... ...sanatçı farkı ve ayrıcalığını da biz yaşadık. Yani siz haddim değil... ...sizin yanınızda değil de... mesela sizin dönemle mukayese edilmez. Şimdi sizler toplumun her kesimine tarifsiz mal olmuş sanatçılar olarak o sevgiyi tattınız ve yaşadınız. Evet. Bize hep anlatırlardı. Sizin bir şehre gitmeniz olaydı ya. Değil mi yani? Bir şey... Doğru. Hülya Koçit İzmir'e gelmiş. Aman Allah. Im. Şimdi yanlış anlamasınlar. Şimdiki oyuncu arkadaşlarımız da o kıvamda bir karşılık gördükleri söylenemez yani. <laughs> bir de işin o tarafı var. Tabii ki her dönemin kendine has e, kuralları var. Şimdi ben senin ilk filmine gelmek istiyorum. Oldu. Az önce ağzından kaçırdı zaten <laughs> Banu Alkan'la. E senden dinleyelim nasıl oldu oldu ilk film. Ya aslında ilk filmi bana müjdeat teklif etmişti. Ha. Evet, fakat oradaki e, biraz e, sahneler sert olduğu için yaşım da küçük. Hatta <laughs> orada şey oynamıştı e, Faruk Peker. Benim dönemimde Banu Alkan çok acayip popüler bir kadındı. Çok. Ve e, filmlerden Afrodit. aldığı Afrodit. Afrodit. Çok. <laughs> ekonomik standartları da çok yüksekti. E, o zamanlar bir marka araba vardı, bir Ombi nerede. Hmm. Ve senet vardı. O senetle ödemeler yapılırdı. Kadın aldığı bütün parayı sete dağıtırdı. O kadar ihtiyacı yoktu. Hmm. E, ve ...Türkiye'de sarışın da az... Evet. ...biz Datça'ya gitmiştik... ...Datça'da kıyamet kopardı falan... ...çok gösterişli bir dizi... Çok, ...çok gösterişliydi... Hı hı. E, ...çok popüler hanımlardan bir tanesiydi... E, ...ilk filmimi onunla yapmıştım... ...o da beni kendisi bizzat ikna etmişti... ...hani Film onun bir alakalı... E, ...mavi yolculukla ilgili... ...görüntülerimiz Öyle var... Mi? ...bir de o ilk filminden... ...o dans ettiğim sahneleri vermeyiz inşallah... ...bakalım hangisi <laughs> çıkacak karşına... <Yani> ...bakalım <laughs> ne çıkacak... ...bahtımıza... <laughs> Canım benim! Sevgilim! Söyle, bir daha söyle! Şşş, duyacaklar! <laughs> Yoksa ben bağıracağım! <laughs> sevgilim! On defa, elli defa, yüz defa, yüz bin defa sevgilim! <laughs> bu kadarcık mı? Hı, bu kadar! <laughs> Milyonluk sevgilimler evlendikten sonra... ...Bütün yaşam sadece ikimizin! Selçuk <laughs> ve Deniz'in! <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aa, Selçuk bir dakika! Baksana! Bak, Tamer değil mi bu? Tamer! Hayrola! Yalnız adam Robinson, ne haber? <laughs> Eyvallah! Ya burada yaş 17. Ya işte onu 19'da diyorum. 19'da evlendim zaten. Düşün. Tabii. Düşün. Ee, bu ilk başlangıç ama dediğin gibi yani iki senede e, bilmem kaç tane o, o 20 seri, tane tabii. film yapmışsın. Ee, benim için çok önemli bir film gelecek şimdi. Yıllar sonra tanıdığım Baban'la birlikte yaptım. Öyle mi? He doğru. Değil e, mi? Yok. Öyle bir beraber bir filmimiz tamam. var. Aslında Baban diyorum ama Baban Selçuk Ural. Evet ünlü bir müzisyen. Milyonların yani. kalbinde taht kurmuş bir ses sanatçısı tabii. gerçekten. Ee, peki ne zaman siz karşılaştınız, buluştunuz, bu filmi yapmaya karar verdiniz? Bu film sizin hayat hikayenizden mi e, ilham alarak yapıldı yoksa her şey tesadüf mü? Bir anlatır mısın? Ya burada ben onun oynamayı çok istiyordum. Çok talip vardı istedin. o ara. Hmm. Hmm. Yapımcısı Selim abiydi galiba ya. Olabilir film. mi? Evet Selim abi bak. Aa. Tabii. Nereden nereye? Ben de bugün öğreniyorum ama. Evet Hülya sana şimdi. da sürpriz Selim abi de olunca e, bize de çok... Daha kare... gönül rahatlığıyla. E, da, yani <laughs> bir de dedim ki bizde bir hatıra anımız olsun hani baba oğul olarak, olarak diye. E, Sami Mutku mu çekmişti kim Yok ya, o, Zafer Par çekmiş. Zafer abi mi çekmişti? Hı hı. Tamam. E, Macit Koper yazmış. Tamam. Ünlü Doğrudur. aktör Macit abi tabii. Senarist. E, şeyde çektik. E, bir otel vardı, Silivri'ye giderken orada çektik. Dedim ki, hani seninle birlikte oynayalım da. Ha. E, bir hatıramız anımız olsun diye Ben'den gitmişti kendisine teklif. E, o ses sanatçılarına bu sabah kalkmak çok oyuyor. <laughs> yani. <laughs> Çünkü etmişti. gece çalışıyorlar evet, ya. Onlar ömür boyu gece şarkı söyledikleri için öyle bir düzen ters ki bizde. <laughs> Bizde 6'da kalkacaksın 7'de işte kendine geleceksin. Kayset'e çıkacaksın. Hı? Ona dedi ki bir daha oğlum aman Allah bana, korusun. Benden böyle bir şey Yakırımdan isteme. Yakınımdan geçmedi e? bana. Tabii, tabii. Ama ne güzel bir anı değil tabii, mi? Tabii. Aynen öyle. Ee... Yapımcısı da Selim abi burada. Peki buradan. peki ba baban sabahları kalkamıyor da nasıl bu kadar çok spor yapıyor bu adam? Seviyor. Devamlı spor yapıyor. Onun hayat motivasyonu. Değil mi? Tabii Allah için. Yani o Gülia'yla... <laughs> şeyden de yani o, o hayatın ona getirdiği problemlerden de arınıyor olarak görüyor onu. O, o o yaşam şekli olmuş. Tamam. Siz baba oğul barıştınız böyle bir film yaptınız. Şimdi biz de onu izliyoruz. Peki. Hakan. Benim adım Hakan, biliyor musun? Selçuk. Güzel. Ben senin neyin oluyor? Baba. Güzel. Bu durumda doğal olarak birbirimizle konuşmamız... ...en azından konuşmamız, anlaşmamız gerekiyor. Böyle değil mi? Yo, değil. Otur lütfen! Dışarıdan bakınca anlaşmamızı engelleyecek bir şey yok gibi görünüyor. Ama bir türlü anlayamıyorum. Anlaşmamızı engelleyecek bir şey yok değil mi? Ben öyle düşünmüyorum. Sorun nedir peki? Bilemiyorum. Ama anlaşmamızı özellikle gerektirecek bir durumda yok gibime gidiyorum. Var. Ben senin babanım. Yok ben de sözde senin oğlunum. Ama yok işte. Ne yok? Ne dedinse o işte. Ne dedim yok diyen sensin. Evet var diyen de sensin. Ne varsa söyle o zaman. Var demedim Olması gerekir dedim. Bir şeyim yok. Şimdi geçelim. Senin numara yaptığın belli zaten. Ben gidiyorum. ben de duygulandım. Duygulandım mı? <laughs> duygulandım. O maşallah öyle ah uh demez ha. ha. Tabii tabii o maşallah. Ee, Vallahi maşallah var değil mi? Şimdi 43 doğumlu. Hı hı. Ee, ben ona yalandan diyorum ki televizyonlarda <laughs> ee, 31 32 doğumlu diyorum. Zıp zıp zıplıyor. Beni arıyor. Niye öyle diyorsun? Niye oğlum? bana yaşlılığı yakıştırıyorsun? ...işte de yaşlı değil... Ha, niye? Şimdi o, o, oradan zaafı olduğu için mesela birisi <laughs> bana bir ki 30'lu dese ben umurum samam ya. <laughs> benim yani o oralara takıyor yani diye zıplatıyorum mouse'da. Yoksa yaşının çok iyisi. Çok maş maşallah maşallah. Ya, Şu anda iyi. iyisiniz değil mi? Ya ben Keh şöyle keyfiniz yallah, yerinde. Yani, e, bir birçok yaşanmışlığımız var. E, Kader bizi bir şeyler yaşattı hı hı. sonra tekrar bir araya getirdi. Ben hiçbir zaman geçmişi sorgulamam şöyle sorgulamam derken eğer varsa hatalarımız en büyük ceza kendimizi yargılamamızdır diye düşünüyorum ben. İnsanları utandırmanın veya bir şeyleri daha yıpratmanın manası yok. Hiç bir kimseye bir kazancı yok. Evet fakat sonrası itibariyle de bazı şeyleri de zorlamanın manası yok. Yani ona saygım var hı hı. Ee, her ne olursa olsun insan olarak iyi bir insan gerçekten. Ama biz onun o ritmi yakalayamadık olmadı yani e, ama hani bugün tırnağına bir şey olsun veya korusun, bir şey olsun Allah tabii. korusun e, saygım var yani her şeyden önce iyi olsun sağlığı iyi olsun saati olsun işi evet. gücü iyi olsun evet. ama biz maalesef ritmi bulamadık Hülya ablaya. Ya tabii. dediğin gibi saygın da var tabii, böyle tabii. içinde bir i̇yi e, yerde sevgin de tabii, var tabii. ama dediğin gibi bir ritim meselesi. Aynı. Ee, ben de çok fazla üstünde durmayacağım Şimdi bir yandan e, dizilerde oynuyorsun Bir yandan filmde oynuyorsun Sibel'le yaptığınız bir film var Sibel'le 3 dizi yaptık Bir film mi? Ya, tabii tabii ya. Fotoğrafman yaptık Müthiş. O zamanlar modaydı <laughs> Ağaçlarda tük tük tük, tük diye modası vardı, vardı Hakikaten Ya, <laughs> hakikaten. ya o Sibel dizisinden bir görüntülerimiz tamam. var <laughs> Harikaydı. Deniz de görüyor. Neden bir şey söylemiyorsun? Ne diyebilirim ki? İyiydi de, güzeldi de bir şey söyle. Çok pahalıydı. Üstelik dolarla ödenmesi gerekiyordu. Ayağı yorgana göre uzatmalı. Ben bu evi istiyorum Orhan. Üstelik de ben karşılıyorum kirasını. Teklifi kabul ediyorum ve düğünlerde sahneye çıkıyorum. Bana bak, ne öyle bir yerde çalış ne de böyle bir yerde oturalım tamam mı? Dövseydin bari. <laughs> Afedersin. Çok uzadı bu mesele. Daha da uzayacak. <gülüyor> <gülüyor> ya burada da Türker abi e, kulaklarını çınlatalım. Hı hı, Bütün tabi. işleri ona yapıyorduk. Devamlı bir, bir, dizi bitiyordu, bir dizi bir Minimum bir dizi iki sene gidiyordu. Ben şeyi vardı, böyle mi olacaktı? Dört sene, beş sene onunla gittik. Sibel'le bir iş yaptık. iki sene gitti, bir iş daha yaptık. Üç sene gitti. Zaten gitti on sene. Yani. <laughs> Gerçekten ama Türk sinemasının bir duayeni. Türkiye'de de burada sevgiyle, saygıyla. İşine aşık. aşık. De çok fazla. Son zamanlarda dizilerde görmüyoruz seni. Şöyle. Ben e... bunu diyor, merak ediyorum. Diyorum ki çok ağır şartlarda Şartlar. çalışıyor. Sinema yapıyorum ama her sene bir tane. Evet, sinema filmleri yapıyorsun evet. ve üst üste Şafak'la yaptın filmler. Çok Şafak Polpaçı'nın o. Ya. Ondan da görüntülerimiz var. Onu da izleyelim. Tamam. Kolağa <laughs> falan dökü. Yok yok. Kolağımı olayım, gerek yok abi. Ben neyim? Bana bak. Hellboy. Beni öldürmeden ölmek yok ha. Anladın mı? Sakın ha. Sakın. Size beş dakika süre. Buraya döndüğümde... ...bana abime ne olduğunu anlatacaksınız. Yok saktınız alır. Çalışın. Size beş dakika süre verdim beni ciddiye almadınız. Demek beni hiç tanıyamamışsınız. Ama o abiniz iyi tanır. Yatırın! Ha, ya, ya. Sır abi, sır abi şerefsizi bekleme abi denize bunlar attılar. Şerefsizi bunlar attı. Abi benim evimi zorla gasp ettiler bunlar kumar ya, oynattılar. Ya. <laughs> Şafakla çalışmak nasıl bir şey ya, ya? Şafak şey, çok böyle buzur bir çocuk gibi sen. Değil mi? Yaramaz çocuk. <laughs> çok zor bir adam. Yani. Zor, zor Fici, mu? Feci fakat Allah var. Eee bana muazzam bir saygısı var. Mesela Hı -hı. o bir gün beni seyfete Türk sinemasına ve Türk sinemasına hizmet etmiş herkese çok büyük saygı. Müthiş saygısı var. Çok saygılı. Bir gün bana yani hayır bir refüze etmişliği yoktur. Aferin. Muazzam saygısı. Herhalde bir anlaşma var aranızda ki. E Birkaç tabii film de. üst üste değil mi? Üç Beraber, tane, 4 dört tane, çektik onu. <laughs> ee, i̇nşallah seneye de bir projemiz var. Kısmet ya. tabii var. Ya burada bayağı ağır abi mafya tabii, tabii. tipi tabii, oynuyorsun. Ama sen gülmeyi seven, güldürmeyi seven aynen. bir adam. Yani o muzur içimizden o yani, geçiyor yani. Bir Ona muzurluk var. Bir, şey. evet. <laughs> bir yerde demişsin ki ben Malkaçoğlu gibi adamım. Beni bilen bilir. Dümdüz bir adamım e diyeyim. Ya yani şeyim yoktur ki Hülya abla. Yani böyle çok hesap kitap stratejik falan o anlamam onu. Hı, oldu. Allah korusun e, asla düşmanıma bile e, zarar vermek, incitmek istemem. Ama şöyle bir şeyim huyum vardır. onda da övünüyorum. E, i̇çimden yani böyle şeytanlığım yoktur. Mesela birine kızıyorsam kızıyorum ben. Hı hı. Diyorum oğlum sen ben seni sevmem yürü git diyorum mesela. Hı hı hainlik yapamam birine hı hı. tuzak kuramam ekmeğiyle oynayamam arıyla oynamam namusuyla oynamam şerefiyle oynamam Allah korusun en sevmediğim düşmanım beni kızdırmış bana çamur atmış insan bile muhtaç olsun yardım ederim. Ha öyle affetmemek gibi bir huyum Yo, Affedersin. Yok Allah koru Allah affediyor ben kimim ki? Hiç hayatta yalnız şöyle bir huyum vardır. Hani ben de insanım kırılıyorum inciniyorum duygularım evet. var. Konuşmam. En azından ama pardon derlerse hemen öyle kibirim yoktur. Hayır, ha. ben affetmem. Hayır, öyle bir. Çünkü üzülüyorum yani. Duygusalımdır evet. çok yani. Evet. Ben de bugünkü Hakan'a sormak istiyorum. Çok yıllar önce daha hayatın başındayken 15, 16, 17 <laughs> yaşında bu işe başlamış Hakan'a dönüp neler söylemek istersin diye. Çünkü az önce bir şey kaçırdın ağzında. <laughs> Belki onu söylersin diye bekliyorum. Nedir o? Ee, dedin ki ben yaptığım işin önemini, ciddiyetini, ne demek olduğunu o yaşlarda bilemezdim, Tabii, bilemedim, bilmiyordum, da. bilmiyordum. Evet. Bu e, sinemanın mesleğimin ne kadar e, önemli ve etkili olduğunu çok geç kavradım çok. dedin, değil mi? Çok. Onu açman için söylüyorum. Hı -hı. O zaman ki Hakan'a dönsen şimdi ne dersin? Belki de Daha o yaşlarda olmak. sinemaya özenen gençlere e, bu sözün gider diye. Büyük ve bu işte e, başarılı olmuş, tecrübeli insanlardan feyz yani. Her iş için. Yani bir müteahhitlik yapıyorsan bu işi iyi yapan insanlardan feyz al. Bir, yani bir ustanın yapıyorsan, yanında çok e, çok ol değil mi? Çok. Çıraklık yapmayla yani. başla hayatta. Kesinlikle. Hatta. Yani çünkü e, bu kadar en azından her şey geçtim. Bu kadar yıpranmazdık yani değil mi? Tabii yıpranmaz bu kadar. E, eğitim alma konusunda takıntın var mı? Yani Hiç yok. Ha yok. Her şeyi açmak zorunda kalıyoruz. İnsanlar algısınca yaşadığı için anladığı kadarıyla yorumluyor. Ya şu algı dediğim. Ya, feci bir şey yani. Şimdi ben yani şunu çok söyledim. çok yanıltıcı bir, bir şey. Ben orta iki terkim dolayısıyla ilkokul mezunu bir adamım. Fakat bizim bölümümüzde sağ sol çatışması çok vardı. Ben fındık saadedeydim. Biz mahalle değiştir değiştiremezdik. Pazara gidemezdik. Ben Fındıkzade'de otururdum. Çukurbostan tarafı solcuydu. Odabaşı Fındıkzade, Aksaray tarafı sağcıydı. Neler yaşadık? Ne zor dönemlerden geçtik? Parkalı adamlar, gençler vardı. Mahalle <laughs> değiştiremezdik. Mahalle geçtiğin an bir mahalleden mahalleye hemen çevrilirdin. bildiğim polis kontrolü gibi. Kardeşim sağcı mısın, solcu musun? Alakam yok diyemezsin. Evet. Sağcıyım dersen sana sağcılıkla alakalı soru sorarlardı. Samimi misin kandırıyor musun sağcılarsa? Solcuyum dersen o ideolojiye dayalı. Evet. Şimdi bu şartlar altında maalesef hani ben bunu ille de Oku. budur demiyorum ama. Hayır hayır nedenlerini anlatıyorsun. Canım. O zaman da şu çok önemliydi. Diploma derdi anneannem bana. Çok önemli oğlum. Yarı bugün mebus o zaman. Aa, yani. canım. Mebus olursun bir şey sana derler Diploman var mı? Diploman <gülüyor> var <gülüyor> mı derler gibi gibi. Ama şu, şu da bir mazeretti. Tabii ki keşke eğitim çok önemli bir şey. Oku, okusaymışız ama. Kendini geliştirmemen için salt bir bahane değil o yani. Öğrenebilirsin, i̇şte, öğrenmenin işte, yaşı yok. 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 Öğrenmenin yaşı yok. İş ki sen öğrenmeye açık bir Bravo. insan ol. Ve e, e, eksiğini bil, eksiğini tamamlamak Aynen. için meraklı ol, çaba göster. E, hayatta kendini, e, bak bu insana karşı kendimi biraz boşluğu hissediyorum dediğin biri var mı? Şimdi orada bu çok anneannen de olabilir, ilk tabii, tabii, patronun da olabilir, ilk bakıyorum. karın da olabilir, ilk çocuğu Yani ben buna karşı kendi bir kendimi borçlu hissediyorum. Pişmanlık falan demiyorum. Yok yok tabii. Olsa da bu arada samimi söylerim. E, söylüyorsun i̇şte, işte. Onun için hazır keşke, bulmuşken senin kadar doğal birisini e, karşı... <laughs> keşke öyle, öyle bir şeyler ya. olsa da hani ben de o açığı kapamak için, hatırladığım için çaba sarf etsem. Ya şöyle şimdi Allah için... E, ben hayatımda gerçekten dolu dolu bana çok ağır emeği geçmiş insan rahmetli anam olarak görüyorum yani ee, çünkü bir, bu kadar küçük bir çocuğu alıp e, etin ne budun ne yani e, elinden geldiğince sevgi vererek büyütmek yani o önemli tabii, O, önemli. onu yaptı Nur içinde yatsın o önemli ee, annem, o sevgiyle büyümüş bir insan olduğu zaten çok açık yani çok öyle bir insansın annem o da rahmetli. Çok genç rahmetli oldu. Bir anda bir hastalık musallat olduğuna ona. Annenle mesela son yıllarımız tartışmalı geçmiştir. Hı hı. Ama onu da şimdi mesela kaybettikten sonra daha anladım. çok anlayıp üzülüyorum. Şöyle, o kadar zor günler yaşayıp e, çok yalnız kalmış ki. İşte Kadınbaşı... senin keşkelerin, pişmanlıkların belki orada şimdi itiraf Tabii. ediyorsun ya Tabii. anneme, anneanneme diye. Tabii. Senin hayatta yetiştiren insanları Aynen. Yani hı. ve Bin bir meşakkat, bin bir emek. Hayatındaki en önemli kadınlar. Çok Yeni önemli. Beni hayata evet. hazırlayan kadınlar. Yani ve her şeylerini vermişler. Allah razı olsun. Ve ikisi de hayatta yok. E, mekanları yansınlar. cennet olsun. Bir de onu söylerim. Belli bir yaşı almış büyüklerimize. Bizden pek bir beklentileri yok. Yaşlılık çok zor bir süreç. Tek beklenti keşke dedim bak aklıma geldi. Hmm. İsterdim ki annemin sağlığında daha çok anneme gideyim. Hmm. En azından... Orada da çok titizlenirdim. Şimdi saat yedi buçukta işimiz bitiyor Hülya abla. Eve döneyim diyorum. Evet. Dönerken saat dokuz buçuk oluyor. Annem de o saatte uyuyor. Evet yani büyük şehirde yaşıyor. Olamıyor. Aslında ben mastaktaydım o zaman annem Akatlar'daydı. O mesafeyi çok çok bile uzaktı. gidemiyorduk yani. Halbuki git kardeşim ya. İki evet. dakikada olsa git gör o kadarını. Bak yok. Ya. Yani. Onu kaybettikten sonra keşkeler başlıyor. E, i̇ş ki o keşkeleri yaşamamak için Aynen. sağlığında gerçekten hak ettikleri hürmeti, ya. saygıyı, ilgiyi Aynen. gösterip yanlarında olabilsek. Şimdi işte Hülya abla, yayında diyorum ki ben bu hataları yaptım hı hı. ve bugün benim keşkem oldular. Hı hı. Pişmanlıklarımdır. Siz yapmayın. Ya yapmayın, yapmayın. Çünkü sonradan ah dersiniz diyor. Onu söylüyorum. Gide. Görün be kardeşim Gide. ya geldik gidiyoruz yani evet. büyüklerin beklediği sizi çünkü bir torununu gördüğü zaman, bir evladını 5 dakika görüp bir asper ettiği zaman onun alda bütün gününü götürüyor ya. onun yani. Gerçek. Önemli yani. Bence de çok önemli bir şey vurguladın. Teşekkür ederim gerçekten bizi izleyen gençlerin kulağına küpe olsun Aynen. bu sözlerin. Çok güzelsin bu arada. İnanılmaz güzelsin. Ben mi? Vallahi billahi. <laughs> Özlemiş. Sen beni özlemişsin senin, herhalde. Yok Selim abi çok şanslı. Selim abi'yi de severim ama <laughs> sen benim. seni o kadar iyi, o kadar güzel gördüm ki Hülya abla ya. Maşallah. Çok benim nazarım şey. değme. Öyle şey derler ya. <laughs> e, benim ben nazarım değme. Değmez, Değmez. benim nazarım. Aynen. <laughs> sen de e, biraz böyle genetik bir şansın mı var ne var bilmiyorum ama yaptığın sporla da kendini zinde tuttuğunu, genç tuttuğunu çok iyi görüyorum. Evet. E, tenis oynarken <laughs> görüntüleriniz var. Tenis canlı. Onları da e, şöyle bir bakalım. Şimdi görüntülerini izliyoruz. Baba oğul burada tenis oynuyorsunuz. İkinizin de yaptığı bir spor bu. Çok iyi biliyorum. Evet. E, bu filmden mi yoksa bu özel hayat? Filmden. filmden. Çünkü mi? orada diyalog var. Ben de diyorum ki hani normal ha. Gazeteciler gelip çekerdi de. Evet öyle bir şey. O sohbet nereden çıktı dedim yani. O yoktu o filmden demek ki bu. Peki film haricinde oynadınız mı karşıladınız Selim abi mı? bizi çok çalıştırdı. <laughs> Buradan şikayetçiyim Selim abi. Selim abi Hadi. dünya iyisidir yani ne nezaketli ne beyefendi. En son iki çorba çorba alacağı var benden Selim abinin. Öyle e, mi alacaklı yani. <laughs> o da ne yaptı biliyor musun Hülya abla İnanılmaz. Benim herkese yaptım o bana yaptı. Hesabı istedim ödendi dediler. <laughs> Selim abi ödemiş. Hızlı yani. Onun genellikle şeyi tarvuru öyledir. E, Hakan, şimdi sanatçı diyoruz, e, bir sanatçı tanımı yapıyoruz hep beraber. Varlığımızla yapıyoruz, dilimizle yapıyoruz, bıraktığımız eserlerle yapıyoruz. E, tabii sanatçılığın tanımını senden istesem ne dersin? Veyahut da ben diyorum ki sanatçılığın birçok getirisi var. Ünü var, şöhreti var, parası var, sevgisi var. Ee, ama bir yandan da e, bizden alıp götürdükleri var. Tabii. Bir yandan da sorumlulukları var. Var. Yani kime karşı? E, halka karşı. Aynen. E, sen bu konuda ne demek istersin? Yani halka karşı seni... E, Gerçi röportajımızın başından beri sen anlatıyorsun. Bütün bu anlattıkların içinde var bu sorumluluk duygun. Hı hı. Ama e, gene de sormak istiyorum. Sanatçının halkına olan sorumluluğu nedir sence? Bence kendi adıma beni e, bağlar. Şimdi ben neyim varsa bu millete borçluyum. Bunu diyorsun değil Tabii. mi? Diyebiliyorsun. Neyim varsa yani beni bugün e, Allah razı olsun e, tölere de diyorsa onlar ediyor. Yanlışlarımla kabul ediyorsa onlar ediyor. Bugün maddi manevi ne kazandıysam onların bana verdiğiyle kazandım. Allah eksikliklerini vermesin. Bu topraklarda, bu coğrafyada bu çocuklarım oldu. Acılarım, kayıplarım veya kazançlarım bu cumhuriyete, bu devlete ve bu insanlara borçluyum. Dolayısıyla yaşanmışlıklarımla da alakalı eğer varsa tecrübelerim ki var olduğunu iddia ediyorum... Onlara karşı sorumluluğum gereği varsa bildiğim bir şey ben bunu söylerim arkadaş. Hı hı, hı. Mühim olan bunu sağlayabiliyor muyum? Yani bir bilincim var bir fikrim var bunu söyledim ona bir dayanak getirebiliyor muyum? Onların lehine olma olasılığı olan bir şey. Mesela bana derler ki sen haklıyken de konuşma sus sen sanatçısın sus sen siyasete karışma sus sen şuna. Niye kardeşim ya benim bir fikrim olmayacak mı? Ben bu halkın içinden yetişmiş bir vatandaş olarak bu halkımın lehine veya çıkarlarına olan bir gelişmeyle ilgili Kendi düşünce, fikrimi söylemekten düşüncemi şey. söylemekten neden imtina edeceğim? Hı. Böyle bir sakat düşünce olabilir mi? Bana bir kişi çıkıp bana bunun nedenini izah etsin. Hı hı. Hiçbir her vatandaş deneyimi tecrübesi aklım. olmayan birileri çıkıp her şeyi söyleyebilecek. Hı hı. Ben 52 yaşına gelmişim. Hı hı. Yüzün üstünde film çekmişim. Evet. Bu ülkenin dört bir yanını hı hı. dolaşmışım. On binlerce hata yapmışım. Bunlardan dersler çıkartmışım. Bugün de bir şeyleri araştırıp farkına varıp duygularım gelişmiş, bilincim gelişmiş. Susacakmışım ben. Hı. Aa. Hı hı. Bazı şeylerin bunları söylemen... neden söylendiğini de bilmiyorlar. Söyleyenler hı hı. neyi niye empoze ettiğini de bilmiyor. Hı hı. Öyle de bir trajikomedi var Türkiye'de yani. Aslında e, sanatçı bir yerde toplum lideridir. Aynen. Sen tabii, tabii sen, bunu, tabii. sen artık bu olgunluğa varmış bir insan olarak. Hele bir de elinde de böyle bir televizyon e, programı gibi bir imkanın varken neden paylaşmayasın evet. ki? Aynen. Neden dile getirmeyesin ki? Bir de Hülya abla ben şeyden çok memnun olurum. Mesela doğru bildiğim yanlışlar olabilir. Hı hı. Beni düzeltin ama şöyle hakaret ederek, küfür ederek, Yapmadığıma aşağılayarak, göre... algı yaratarak değil. Hakan'cığım sen böyle düşünüyorsun böyle diyorsun ama aç parantez öyle değil böyle belgesi de bu de A diyeyim teşekkür edeyim. Mesele yok falan. Sen böyle düşünerek e, doğruyu bulmuş olabilirsin. Ben de böyle düşünerek kendimce Bravo. doğrularım var. Harika izah. Karşılıklı zaten. birbirimize saygı duyuyoruz. Aynen öyle. Hakan bak ne güzel <laughs> sohbet değil ettik, mi? dertleştik, ara sıra üzüllendik. Ben e, ya. çok memnunum. Siz de oldum. Oh, Gerçekten ol. inanılmaz mutlu oldum. İyi ki davet ettiniz. <laughs> ee, çok çok teşekkür ediyorum. Harika bir enerjisi olan programınız var. Aa, sağ Tekrar ol. Tekrar ediyorum çok hoş, çok güzelsiniz. Selim Abi sen kırılma. <laughs> ee, sen de çok yakışıklısın. Senin formda görüyorum bu aralar... <laughs> ee, aileniz, e, ailece ben sizi çok sever sayarım teşekkür ve ederim. saygı duyarım. Teşekkür ederim. Ee, torunlar iyi mi? Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. <laughs> Ben programı kapatırken bir şairin güzel bir sözleri aklıma geldi şimdi. Dün yaşandı bitti. Yarın var mı bilmiyoruz. Aynen evet. O zaman yaşam dediğim bir gündür. O da bugün. Bugündür. O yüzden sana ve bizi izleyen tüm dostlarımıza diledikleri gibi bugünü yaşasınlar. İnşallah. Çok doğru. Harika sözler. <laughs> Sevgili seyircilerim. Bugün film gibi hayatlarda sinemamızın en renkli, en dobra, en samimi, en dürüst oyuncularından birini ağırladık. Haftaya tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın efendim.